Merhaba Youtube ben Kaan Nursu Bugün Türkiye'de Apple Music'i nasıl kullanabileceğinizle ilgili bir video çekeceğim e, bu, bu sabah aklıma geldi hemen e, çekeyim istedim Biliyorsunuz böyle iTunes gift kartlar var şu şekilde Bunlardan işte e, para yükleyebiliyorsunuz kendi Apple hesabınıza Bizim Apple Music'i kullanmamızın sebebi yani Amerikan hesabıyla kullanmamızın sebebi içinde para olmamasıydı bir kart şey olmamasıydı O yüzden dedim böyle olursa belki olur şeklinde düşündüm bazı siteler var bunun gibi iTunes Card Delivery şeklinde siteler var. Bunlardan girip iTunes Kart'lar satın alabiliyorsunuz. Ve size bir e-mail ile gönderiyorlar o kodu. O kodu girip işte o kadar para kullanabiliyorsunuz şeklinde. 10 dolarlık bir şey almayı düşündüm ben. Ee, şu şekilde yaptım. US iTunes Kart diye girdim Google'a. Ve şu çıkan site şurada. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi 10 dolarlığı 13 dolara falan satıyorlar. Buradan add to cart diyorsunuz. Ya ben kendi yaptığım şekilde istiyorum. Başka sitelerde var da hocası Mesela 10 dolara direkt 10 dolar satıyorlar tarzı. Fakat çok mantıklı gelmedi öyle bir şey yapsınlar. O yüzden 12 dolarlıktan aldım ben. Yine de garanti olsun diye. Gördüğünüz gibi buradan böyle yorumları falan okudum. Kazakistan'dan falan alanlar var. <laughs> Gördüğünüz gibi. Add to cart dedim. Ee, Paypal'dan ödedim ben. Siz nasıl ödeyecekseniz ödeyin şu anda oraya gitmeyeceğim tekrar ödedikten sonra size şu şekilde mailler geliyor Şöyle göstereyim İşte e, Ödemeniz alınmıştır tarzı e, işte Paypal'dan geliyor ilk önce şu kadar ödediniz işte sonra o siteden geliyor işte ödemeniz alındı Tarzı sonra sizden e, Kimliğinizi kanıtlamanızı tarzı bir şey istiyorlar çünkü bunlar da işte çalıntı şeyler çok oluyor o yüzden şöyle şunu yaptım ben e, kendimin bir fotoğrafını e, şuradaki yukarıdaki numarayla birlikte şu numarayla birlikte çekip fotoğrafını yolladım. Ve gördüğünüz gibi e, doğrulandı dedi ve daha sonra şurada gördüğünüz kodu yolladı. Bu kodu göstermemde bir sakınca yok. Zaten kullanmış olacağım ben bunu gösterirken. Gördüğünüz gibi bu kod bana gelmiş oldu. Siz de böyle yaparsanız büyük ihtimalle kullanılacaktır. Daha denemedim. Bakalım olacak mı? Şimdi o kodu girmeniz için ilk önce App Store'a gitmeniz gerekiyor. App Store'da şu featured'ın altında olması gerekir sanırım. Böyle aşağı inerse in. Heh. gördüğünüz mü şurada redeem diye bir redeem diye bir şey var ona basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi böyle bir ekran geliyor. Buradan işte kamerayı kullanarak direkt hani e, kart varsa elinizde direkt onu kullanarak ya da direkt kodu girerek yapabiliyorsunuz. Kodu gireceğim şimdi. Kodu girip redeem'e bastım şu yukarıdaki Ve gördüğünüz gibi Successful redeem Your Code diyor. 10 dolarlık bir şey oldu diyor. Bakalım şimdi bunu iTunes'ta kullanabilecek miyiz? Bunun için ayarlara gidiyoruz. iTunes değil mi? Apple Müzik için yani. Ee, şuradan müziğe basıyoruz. Apple Müziğe katıl diyor. Ona basıyorum. Şuna basıyorum. 10 dolarlığı seçiyorum. Tamam diyorum çünkü bu benim <laughs> ikinci cihazım olduğu için çok önemli değil. Dediği şu 90 gün boyunca başka bir Apple ID ile yani benim asıl Apple ID'imle işte bir şeyler yapamayacağım. Ondan ona müzik atamayacağım tarzı ufak tefek şeyler. İkinci cihazım olduğu için önemli değil. Transfer diyorum. Evet, oldu sanırım. <laughs> Bakalım for you falan. Şu an evet mail falan da geldi. You have subscribed to Individual Apple Music falan diye. Evet, hemen radyoyu deneyelim. Bakalım oluyor mu yoksa direkt Türkiye ile ilgili bir şey mi? Aa, cık, direkt Türkiye yapmıyorlar radyoyu. Bunu anlamış olduk en azından. Şöyle göstereyim. Herhalde direkt Türkiye serverlarına falan yönlendirmiyorlar direkt. Öyle bir şey olabilir. Hani Türkiye IP'lerine yönlendirmiyor olabilirler. Fakat şu sizin için yeni ve connect'leri artık kullanabiliyor olmamız lazım. Şu anda ha. Tell us into diyor. Burada sevdiğiniz şeyleri seçiyorsunuz. Çok büyük ihtimalle pop 2 basalım. 2 tane basınca çok seviyor oluyorsunuz üstüne basıp tutunca hiç sevmiyor oluyorsunuz. Mesela uh, eksperimental olabilir, klasik güzeldir, hiç olur. Metal sevmez. Şöyle üstüne basıp tutunca da böyle wing 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 ediyor, sonra gidiyor. Uh, başka ne var? Latin country country olabilir. İki tane değil. İki tane değil. İki değil. Bir tane. Ne kadar kastında görüyorsunuz herhalde bir daha bunu açıklama gerek yok inşallah ee, Evet Şuna basıyorum herhalde yok next varmış nexte basıyorum <laughs> Tamam diyor hmm. Şimdi kişi seçiyoruz sanırım ee, Taylor Swift'i severiz o güzeldir Başka ne var? Sam Smith. Sam Smith kimdi? Neyse onu da seviyor olalım. Hiç isim de bilmiyorum ya. Nicki Minaj sevmem. one Republic olur. one Republic'e de bir tane bas. Tamam. Dan diyelim. Hmm. Şimdi bana buradan şeyler veriyor. Sağ bu neymiş? Şuna basalım. Direkt albüm falan öneriyor bana bu şekilde. İstediğin albümleri satın al şeklinde büyük ihtimalle. Tamam bu böyle demek ki başka bir şey yok bunda büyük ihtimalle. Yeniye bakalım. Yeni de yeni gelen şarkılar falan var herhalde. Hem anladım bu şekilde yani. Evet güzel tamam bunları bu şekilde yeni çıkanları direkt söylüyor size gidip direkt indirebiliyorsunuz tarzı radyoya bakalım Bitsan çalışmıyor hiçbir şekilde Türkiye'de ee, sorunu şu şekilde düşündüm ben Apple'la alakalı değil de bizde kendini Apple'dan ve diğer Rihanna falan gibi büyük şeylerden çarkıcılardan üstün gören 2 3 müzik yapımcısı anlaşmamış olabilir. Çünkü yani şeyde bile var. Afrika'da falan bile var. Böyle değişik ufak tefek ülkelerde bile var. Türkmenistan'da falan var öyle diyeyim yani. Türkiye'de olmaması çok saçma geldi açıkçası bana. Şimdi bakalım neler var. Bunlar zaten normal şeyde de çalışıyor. Apple müzik almasanız da çalışıyor. Şöyle basıp direkt çalabiliyorsunuz. tarzı. Geçebiliyorsunuz istediğiniz kadar. Şöyle onu da Cık. Yanlış bastım neyse. Geldim geçtim mesela bir daha geçtim. Açıl bir daha geçtim. Falan tarzı. Mesela şuna bastığınız zaman da Be beğeniyorsunuz herhalde. Onun gibi şey Şey düşünüyorum onu bir türlü bulamadım. Belki vardır belki yoktur. iTunes radyoyu çıktığında kendinize göre yapıyordunuz. Hani bir daha bunu hiç çalma. İşte bunun gibiler çal tarzı şeyler. Onları bulamadım ben bir türlü. Aynı zamanda kendiniz de radyo oluşturabiliyorsunuz normal iTunes radyodaki gibi. Mesela şu en baştaki bu yeni sesela bastım ve çalıyor. Şunu bir kapatayım. Gelip de şu şekilde şuna basıp istasyonu başlat derseniz eğer yaptığınız takdirde gelip şu yıldıza bastığınız zaman bunun gibileri çal ya da bunun gibileri daha az çal diyebiliyorsunuz mesela bunun gibileri çal. Dediğim zaman geçiyorum mesela buna geldim. Öyle bakayım neymiş. Yeri alalım. geldim mesela bunun gibileri daha az çal diyorum mesela. Ona göre değişiyor. Ona göre yeni radyo kanalları geliyor. Yeni müzikler geliyor isteğinize göre. Ve bunu da tabi şurada radyoda şurada görebiliyorsunuz. Connect. Burada zaten geçen de göstermiştim. Bağlantı kurabiliyorsunuz milletle. Hani Find More Artist falan derseniz. Önerdikleri var mesela. İşte Bruno Mars'ı mesela takip edelim Oy, Başka kim var ee, Falan filan işte böyle şeyler takip ediyorsunuz dan diyelim Bu sayfayı yenileyelim Hiçbir şey değişmedi Heh, tamam değişmiş. bir şeyler daha gelmiş mesela Şöyle videolar gelmiş Videom bu direkt şarkı ha, videoymuş. Nasıl bir salaklıktır videoyu şöyle çekmek ya. 3 milyar verip de telefonu kullanmayı bilmeyenler var ya. Bu şekilde müziklerimde değil müziklerimde müziklerim, de. <laughs> müziklerim müzik ha. Bu da kendi müzikleriniz, kendi listeleriniz şeklinde şekilde bu kadar. Yani demem o ki iTunes kart alıp Amerikan hesabından bunu aktif hale getirseniz bile an itibariyle iTunes e, şey Beats One radyosunu dinleyemiyorsunuz ama diğerler her şeyi dinleyebiliyorsunuz. Hatta dün ESPN falan vardı ha. Mesela canlı bir radyo mesela bunu dinleyebiliyorsunuz. Yani bunu şeyle de dinleyebiliyordunuz direkt e, hesaba geçmeden direkt radyo üstünden dinleyebiliyordunuz. Demek ki benim anladığım e, Türkiye ile alakalı bir şey var. Yani herhangi bir e, şey yok büyük ihtimalle. Apple'ın elinde olan bir şey yok büyük ihtimalle. Türkiye ile alakalı bir anlaşma yapmamışlardır büyük ihtimalle birisi yani bu şekildedir. Evet bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Böyle videolar falan gelmeye devam edecektir. Bu Türkiye açılınca da inceleyebiliriz. Bitson'u da inceleyebiliriz ama dediğim gibi iyi bir şey olur incelerim. Sorularınız varsa aşağıdaki bıraktığım linklerden sorabilirsiniz. Direkt yorumlara bırakmayın oradan cevap vermiyorum. Twitter'dan, Facebook'tan ya da mailden sorabilirsiniz sorularınızı. Elimden gelince cevap vermeye çalışıyorum. Videoları kaçırmamak için abone olun, videoları beğenin, favorilerinizi ekleyin. Evet, izlediğiniz için teşekkürler.